Hepinize merhabalar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Mutfağımdasınız. Çok lezzetli bir çikolatalı kek yapmak istiyorum. Böyle çikolata, çikolata, çikolata. Kaç zamandır canım çekiyor ve biraz şeker oranını şöyle düşürerek yapacağız. Hemen yumurtaları, öncelikle ne yapacağım? Yumurtaları kıracağım. Tereyağı ile beraber. Tereyağı, yumurta, krema lazım. Bunları eritmek için. Ve bu esmer şeker değil, rotuka, yani şeker. Hadi esmer şeker diyeyim ben yine de. Hoş geldin kızım. Ekip tamamdır. Başlıyoruz. Ekip tamamdır. Hemen yumurtalar kırılıyor. 4 tane yumurta. Wow, ne kadar güzel. Allah. La 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 la. Ama ben sana 4 tane yumurtaya yarım paket tereyağı, yani 250 gramsa 125 gram tereyağı ekliyorum. Anne, zeytinyağı da koyabilirdim aslında. Anne niye bunu koyuyorsun? Ne bileyim ben kızım, öyle işte aslında, zeytinyağı da koyabilirdim. Estiği gibi yapıyorum şimdi. Şunu alalım. Çırpıyorum. Çırpıyorum, böyle iyi mi? Çok güzel oldu. Evet, şimdi hayır. Tadına bakıyorsun. Ya kızım, buna bakılmaz ki, bu çok çiğ. Yani bir şey yok içinde. Şimdi şekerini koyuyorum içine. Oo! Çok koydum. Yarım su bardağından biraz fazla, ama siz tam bir su bardağı da yapabilirsiniz. Ben biraz şöyle şeker olsun ama fazla da olsun istemiyorum. Aman. Koydum gitti. Koydum gitti Betül. Hadi çırpıyoruz. Evet. Şimdi. Tamam. Yapma, bakma ya. Ay, iyi. Neyi koyuyoruz şu anda? Unu koyuyoruz. Aslında normalde pastacılar derler ki anne, lütfen koyayım. Eleyin. Gerçekten öyle, çünkü o zaman içi böyle daha anne, böyle ben, havalı falan filan oluyor. Ama ben koyarım. Ama ben öyle bir insan değilim maalesef. Hani ben bunu ah yapayım da edeyim de değil. Şimdi hiç karıştırmadan, çırpmadan ne kullanacağım? Natron, yani natron. Karbonat. Bir tatlı kaşığı, ay bir çay kaşığı. Ben natron, karbonat. Hı. Anne, ben de bakabilir miyim? Bakabilirsin, vanilya. Tuvaletim bitti. Kızım zaten bütün dünya onu merak ediyordu. Ya vanilya bol olsun ya, korkmayalım vanilya koymaktan, ne olur. Mis gibi vanilya kokar ve çırpıyoruz. Ay, süt eklemeyi unuttum. Sütü de koyayım hemen, daha fazla zaman şey yapmadan. Süt koyuyoruz. Süt ne kadar? Bakıyorum hemen ne kadar koyacağıma. Çay bardağı olur herhalde. Bir çay bardağı. Çırpmaya devam. Gerçekten çok güzel oldu. Ama şimdi ben kakaoları, yani kakaoları. Kakaom evde yok. Ve şunlardan eritip biraz içine karıştırı. Evet. Ekliyorum. Önce. Evet, şimdi ocağa geldik. Ocağın altını yakıyorum. Ve bu krema. Bu krema ama Türkiye'deki kremalar biraz daha koyu oluyor niyeyse. Bu o kadar şey değil. Kıvamlı falan değil. Şimdi göreceksiniz sizi. Niye bunu koymuyorsun? Makasını ver bir tane beni. Pardon. Ay, makasımı götürmüşler daldan dala. Allah, bıçakla kestim. Şimdi fazla değil. Çok az bir şey, çünkü şu çikolatanın yarısını ekleyeceğim. Yapmışken hepsini yapsam diye düşünüyorum aslında. Koyabilir miyim? Allah'ım, ben bunu var ya böyle, bunu böyle yerim.
bu yerim. Şimdi bu eriyecek. Onun kalka ya. Tamam kızım ama pişecek, pişecek o. Yedin hepsini. Evet, altını kapattım ve çikolata harika bir şekilde eridi. Bu biraz daha böyle sıcaklığını şey yapınca, sıcaklığını götürünce ben ne yapacağım biliyor musunuz? Muzlu kek olacak. Muz ekleyeceğim. Bir tane muz kalmış kenarda köşede. Çok güzel. Kızım yedi bitirdi. Hayatım. Kaynar ama sıcak bu. Şöyle göstereyim. Şimdi şunu bir önce kenara koyuyorum. İstersen bir kere şöyle bakayım mı? Oy. Sıcak galiba ama dilin yanar bir tanem ya. Şöyle bir korktum burada tamam mı? O neydi ya? O ne demek ya? Şimdi evet aklıma geldi. Hiç yapmadım. İlk defa yapıyorum. Muzlu. Bakalım olacak mı? Bence olur. İyi olasın. Ben yiyeceğim. Ne yapıyorsun lan? Pastamı bitirdin. Şimdi koyuyorum. Şunları şöyle. Şimdi bunları çok fazla. Çok güzel yapıyorsun anne. Ay çok teşekkür ederim. Wow. Çok oldu. Ben de yapmak istiyorum. Bunu versin. Kıyırın. Ama bu çıkıyor bak. Ya gördün mü? Çıkıyor. Çıkıyor. Ne niye ayrıldınız? Ayrıldınız gel. Gidin ama. Ne yapıyoruz? Hop. Yine de yağlayacağım ben. Şöyle. Ne niye orada yapıyorsun? Çünkü kekin altı yapışmaz ama yine de daha kolay olması için, daha kolay çıkabilmesi için ben bunu yağlıyorum. Ama... Ve kenarlarına da şöyle değdiriyorum. Evet, bu olay tamamdır. Tekrar onu alıyorum ve... Alıyoruz tabii ki biraz. Ve şöyle içine karıştırıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Kerak getin, kerak getin. Bir siyem. Teknik hata yaptım aslında. İçindeki spatula. Spatulanın ağzı çıkıyor aslında. Ağzı çıkıyor. Yalayabilirsin. Evet, şimdi ben bunu ellerim falan çok batmadan şimdi çok fazla da karıştırmak istemiyorum. Biraz böyle mozaik gibi olsun istiyorum. Wow, harika oldu anne. Bence de wow. Wow 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 yani. Görüşmek üzere. Hayır. Hoşçakalın. Gitmeyin durun bitmedi. Gitmeyin. Gidiyoruz. Hadi. Gittiler anne. Hadi görüşmek. Wow. Gördüğünüz gibi. Hadi bak tadına bak. Vay. Bence de vay ya. Kekim fırına gitmek için hazır. Böyle yaptığınız zaman da içindeki şeyler çıkıyor. Havacıklar böyle, hava kabarcıkları çıkıyor. Şöyle bir vurursanız eğer. Evet, 160 dereceye gönderiyorum. Öncelikle benim fırın biraz kafayı sıyırdı bu sıralarda. Şimdi ben arada bir çıkaracağım dereceyi, yükselteceğim, alçaltacağım. Ama 165-170 iyidir. Bakalım pişene kadar bekleyeceğiz. Evet, kekim pişti. Şimdi ne yapacağım? Yani gerçekten çok uydurmasyon bir şey ama biliyorsunuz güzel tarifler böyle bulunuyor. Ananas bu. Ananasın da suyu. Şimdi ananas suyuyla biraz ısıtacağım kaynarken. Biraz şöyle üstüne dökeceğim. Yalnız aslında birkaç tane delik atsam süper olurdu. Hemen yapacağım. Şöyle neredeydi benim? Şöyle. Sonra da üzerine çikolata sosu gelecek. Şimdi bunu tekrar fırının ısısına geri koyacağım. Bu biraz böyle suyu çeksin.
Ve ben hemen üzerine ne yapacağım? Çikolata sosunu yapacağım. Evet, tekrar fırına koyuyorum ben şimdi. Bakayım. Evet, güzel. Hemen koyabilirim. Altı kaynar. Şimdi üzerine çikolata sosu. Bu çikolata sosunu her şeye kullanabilirsiniz. Yani her şeye kullanabilirsiniz gerçekten de. Krema koydum. Bir paket krema. Ve çikolata parçalarını içine atacağım. Evet, şimdi biraz parçaladığım çikolataları içine ekliyorum. Şimdi çikolata sosu için ne gerekiyor? Krema. Bu kurvertür. Ay, bunu tam bilmiyorum doğru düzgün. Neyse, ve biraz şeker ekliyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Ve şimdi bunun erimesini sağlıyorum. Şu anda ocağın altını kapatıyorum. Çünkü bu ısı bunun erimesi için gayet yeterli. Şimdi bu esnada ne ekliyorum? Tereyağı. Bir yemek kaşığı tereyağı. Sanırım o da bir 50 grama falan denk gelir. Evet, gerçekten kekim çok güzel oldu. Aslında bu sade olarak da bence çok lezzetli olur çayın, kahvenin yanına. Ama ben çikolata sosu, yani bugün çikolata. Ve şimdi öncelikle kesiyorum. Neden kesiyorum? Kakao sosu koyacağım için. O da istiyorum ki aralara güzelce girsin. O sebepten de kesiyorum. Dilimlere ayırıyorum. Beyaz çikolata da olsaydı çok güzel olurdu. İki renkli. Evet. Aslında ben hepsini koyacağım. Hepsini koyacağım, evet. Evet. Pastam servise hazır. Yok, henüz kapatmıyorum. Lütfen gerçekten deneyin. Bir de şöyle bir şey, şu malzeme yok diye hiç düşünmeyin. İnanın, meyve ne varsa herhangi bir ana malzeme belli. Yumurta, yağ, sıvı yağ ya da zeytinyağı ya da işte artık tereyağı. Ana malzeme zaten bunlar. Onun üzerine de ne eklerseniz damağınıza uygun, hepsi çok lezzetli olur. Mutlaka bunu da deneyin derim. İçinde muz parçaları falan, kesinlikle çok güzel, eminim. Evet, benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Mm-mm.